efendim dedi yönetmenim. Evet, bu aralar en fazla konuştuğumuz şey ne? Keşke sizi duyabilsem ama duyamıyorum. Benim cephemde en fazla konuşulan şey çocuk hasta, ben hastayım, sesim çıkmıyor, sürekli öksürüyorum. Bu neymiş arkadaş? Adı ne bunun? Biz ne yaşıyoruz? Grip desen grip değil. Yok influenza, yok yeni yeni isimler. Covid daha mı iyiydi, neydi? Gibi 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 varsayımsal, yorumsal kelimeler. Hepsi de sağlığa dair. Gerçekten biz yeni normalde Covid'den sonra ne yaşıyoruz? Başımıza gelen bu şey ne? Biz niye başa çıkamıyoruz? Neden anlamıyoruz şu anda olan biteni? Ben önce iki çocuk annesi olarak bunu çok merak ediyorum. Sonra da hiç hastalanmayan biri olarak geçtiğimiz haftalarda sizin de şahit olduğunuz o ses kısıklığı, geçmeyen öksürük, böyle garip ateşimsi durumlar, halsizlikler. 45 yaşındayım, böyle bir şey yaşamadım. Ne oluyor? İşte tam da bunları çok doğru bir uzmanla konuşuyor olacağız bugün. Belki de birçok sorumuza cevap bulacağız bambaşka sohbetlerde. Hangi cümlenin peşinden gideceğiz derseniz, sağlık her şey değildir. Ama sağlık olmadan her şey bir hiç demiş Schopenhauer. Ben böyle düşünmüyorum. Ben sağlığın her şey olduğunu düşünüyorum hocam. Nasılsınız? Profesör doktor sevgili Mustafa Çetiner konuğum, hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? Nasılım? Yorgun. Biraz kırgınım, böyle hayata dair bir kırgınlıklar. Hastalığım yeni bitti, o öksürükler, boğazlar falan, oradan bir vücudum eski direncine geldiği için mutlu. Böyle, bu kadar galiba duygularım. Evet, şimdilik. Zor zamanlar çünkü. Çok zor değil evet, mi? Evet, evet. Ay, ne kadar güzel bir şey o. Efendim afiyet olsun, şifa çok, olsun, çok sağlık olsun. Çok teşekkür ediyorum, çok suyu naziksiniz. Da güzelden içmek, yani güzel bardaktan güzel su içmek kıymetli. Kendi üstüme değil yani sözüm. Güzel bardaktan güzel su çok içmek çok kıymetli. Efendim iç hastalıkları ve hematoloji uzmanısınız. Aslında pandemi döneminden seyircilerimizin çok aşina olduğu, çok sevdiği bir sima, çok... bir uzman, bir isimsiniz. Sağ olun. Bize de zaman ayırdığınız için çok çok teşekkür ben ediyorum. Ben de sizinle sizlere. Olmak çok güzel. Çok teşekkür ederim. Neler oluyor? Vallahi aslında pandemiyle beraber bu sağlık okuryazarlığımız çok arttı. Dikkatimiz de çok arttı. Şimdi evet. Enfeksiyonlar falan. Bir de araya 3 yıllık bir çok sağlam korunduğumuz bir dönem girdi. Zaten aslında çok da beklemiyor değildik böyle bir patlamayı. Çünkü geçtiğimiz yıllarda biz evlerdeydik. Virüsle hiç karşılaşmadık. Covid-19'dan korunurken diğer birçok başka virüsü de aslında hayatımızdan çıkarttık. Maske takarak sadece Covid-19'dan korunmuyoruz. Diğer enfeksiyonlardan da korunuyoruz. Ve neredeyse grip sayıları geçtiğimiz 2 yılda bu Covid yüzünden ve Covid için bizim yaptıklarımız yüzünden ciddi anlamda azaldı. Ve biz evet, aslında doğru. Biraz bağışıklığımızı da kaybettik o anlamda. Grip çok enteresan bir virüs. Yani influenza virüsü tıpkı Covid-19 gibi 1918'de o büyük İspanyol gribiyle dünyamıza girdi. Ve her yıl kılık değiştirerek hayatımıza girmeye devam ediyor. Ve bazen o kadar fazla değişiyor ve kılığını o kadar bambaşka bir haline getiriyor ki küçük küçük salgınları zaten görüyoruz. Mesela domuz gribi Meksika'da kasıp kavurdu, hatırlıyorsunuz. Evet. Türkiye'de de zaman zaman böyle çıkışları oldu. Çünkü virüs her yıl yeni bir kılıkla Eylül ayında tak tak kapıyı çalıyor, giriyor. Mart'a, Nisan'a kadar kalıyor. Geçtiğimiz 2 yıl kapıyı çalıp içeri giremedi. Çünkü biz maskelerle falan buna izin vermedik. Şimdi 2 yıl sonra kendini hatırlattı. Dedi ki Covid'i çok ciddiye aldınız. Kaç yıllık düşmanınız, ben burada duruyorum dedi. Beni unuttunuz, bir kendimi hatırlatayım dedi. Bir anlamda öyle oldu gerçekten. Yani bir yandan Covid-19'u tam ortadan kaldıramadık. Malum yani her ne kadar Covid bir tehdit olmaktan çıktı falan diyorsak da bizim hastanelerimizde bizim hastalarımız, özellikle kanser tedavisi gören kırılgan hastalar, bunlar da hala büyük bir risk olmaya devam ediyor. Hmm. Grip de öyle. Aslında bakarsanız grip her yıl 300 ila 500 bin insanın ölümüne neden olan bir virüs. Bu yani daha önce de böyleydi ama biz dedim ya alıyorduk. Alıyorduk çünkü farkındalığımız çok yoktu.
Yani biz aslında yaşamaya devam ediyorduk çok fark etmeden. Covid-19'la beraber şöyle bir baktık etrafımıza, yahu dedik. Bu enfeksiyonlar öyle hafife alınır şeyler değil ve bir farkındalığımız arttı. Bir de şuna çok inanıyorum Ceyda Hanım, biz haddimizi aştık aslında. Dünyada evet. O kadar biyolojisini, dünyanın o doğal ekosistemini falan bozduk ki. Yani kaçınılmaz bir şekilde, yani hep kendi kendime şu soruyu soruyorum. Yani nasıl içinden çıkılmaz bir çelişkidir? Her canlının sayısı azalıyor dünyada. Bir tek insan artıyor. Çoğalıyor. Ve inanılmaz bir hızla artıyor. Evet. Yani mesela 100 sene sonrayı düşünebiliyor musunuz? Ben düşünemiyorum. Yok, yer kalmayacak herhalde. Yani mesela bundan 10 sene önceki İstanbul'la şimdiki İstanbul aynı İstanbul değil. Tabii. Yani dünyanın birçok yeri de böyle. Bunlar tabii biraz seleksiyon da bir anlamda. Doğa yani diyor ki ben buradayım, bir dakika, gerçek patron benim diyor aslında. Bu da biraz öyle. Tabii bu RSV virüsü işte. Evet, son bunu duyuyorum, RSV diye. Yani şükür ben buralarda çok büyük laflar edemem. Çünkü gerçekten benim ne ateşim çıktı ne bir şey. Sesim kısıldı bir iki gün. 2-3 defa serum aldım. Çok yoğun bir haftamdı. Hiç dinlenememiş olmama rağmen bir haftada hallettim. Ama şeyi anlayamadım mesela. Gripte biliyorsunuz ne seyredecek, neler olacak kendi bedeninizde. Hiç beklemediğim şeyler oldu. Bu da oldu. Bir üst solunum yolu virüsü enfeksiyon aslında. Mu oluyor? Tabii. Da? Yani üst solunum yolu virüsleri artık o bizim engellerimizde kalkınca evet. Hepsi bizi birer birer ziyaret etmeye başladı. Çocuklar özellikle. Çünkü evet. Biliyorsunuz onlar kurallara da o kadar çok uymuyorlar. Bir de bağışıklık sistemleri de böyle oluşuyor. Yani aslında bağışıklık sistemimizi yaratan bu enfeksiyonlar filan, bunları hani geçirmesek daha iyi diyemeyiz. Peki biz hasta olmaktan korkmalı mıyız artık gerçekten? Çocuğumuz grip olduğunda bu kadar biz ürkmeli miyiz? Bu benim en merak ettiğim sorulardan biri. Şimdi Covid'le başlayan süreçte birçok insan kaybına filan da tanık olduğumuz için zannediyoruz ki bu sürecin sonu genellikle aslında hani böyle beklenmedik, istenmedik sakatlıklarla, hatta hani hiç ismini ağzıma almak bile istemem ama kayıplarla falan gidiyor. Yok öyle bir şey tabii. Yani biz doğal biyolojik varlıklarız ve doğayla bir ilişkimiz var ve tabii hastalanacağız. Ama bir yandan da hastalanmamak için üzerimize düşeni yapıyor olmamız da gerekir. Yani mesela tekrar maske takın demek bana böyle çok toksik geliyor. Hani öyle çok kolay söyleyeceğim bir şey değil. Ama biz belli, de bunu kolay duymak istemeyebiliriz. Kesinlikle ben de öyle. İnanın evet. Bana yani son derece rahatsız edici bir hala şey. Hala böyle paltolarımın cebinden işte kışlıkları çıkıyor, çıkarttık, yazlıkları kaldırdık. Kışlıkların, paltoların cebinden maskeler çıkıyor ve ben diyorum ki ne yaşamışız biz 2 sene boyunca. Tabii değil bütün mi? Bütün kışlıklarımın arasından yani böyle, maskeler çıkıyor. Yani böyle otoyolda çevrilirdik evet. Yani evet. Dışarıya sokağa evet. Çıkma yasağı. Çok zor bir zamandı. Evet. Yani onun biyolojik yıkıntıları falan bir tarafa, psikolojik olarak yarattığı da çok büyük bir travma vardı. Yani orası çok kesin. Ama şunu biliyor olmak lazım. Hastalık bizim aslında bir parçamız. Tamam. Yani bunun için üzerimiz mesela grip aşısı. Şimdi çok spekülasyon var üzerinde biliyorsunuz. Yani hele Türkiye'de çok ciddi ve dirençli bir aşı karşıtlığı var. Yani hani kelimelerimi çok seçerek söylemek istiyorum bu nedenle. Yani çünkü bizim işimizde objektif olmak gerekir. Evet. Grip aşısının her sene koruyuculuğu çok yüksek olmayabiliyor. Yani o yıl gelecek olan o hani kılık değiştiriyor dedim ya. Evet. O değişecek kılığı önceden öngörmek ve hangisinin en çok olacağını bilerek ona göre aşı yapmak filan gibi bir takım zor süreçler var. Bazen %60-70'lere kadar koruyabiliyor, bazen %30'larda koruyor. Peki grip aşısı hiç olmadım, grip oldum gene de olabiliyor mu? Yok, aslında ona ihtiyaç yok. Yani o sezon içinse. Ha, o sene o için. O sene içinse. Çünkü dediğim gibi mutasyona uğruyorlar ve aşı kılık da değiştiriyorlar. Aşı da ona göre mi yenileniyor? Tabii her sene grip aşısı yeniden tasarlanıyor. Hmm. O yüzden her sene o grip aşısının koruyuculuğu farklılık gösteriyor. Evet. Yani bu özellikle 6 aydan sonraki bebeklerden itibaren herkesin yapılacağını bilmek lazım. Hmm. Ama belli risk gruplarında da gerçekten koruyucu oluyor. Yani 300-500 bin insanın öldüğünü bildiğimiz bir hastalıktan
kırılgan, yaşlı, kemik iliği nakli olmuş, organ nakli olmuş, kronik hastalıkları olan obez kişileri aşılamamız lazım. Bu hem enfeksiyonun yayılımını sınırlayabiliyor, hem de o kişilerin daha hafif atlatmalarına neden olabiliyor ya da enfeksiyondan koruyabiliyor. Covid gibi. Yalnız aşıda değişik bir durum var tabii. İlaçlardan farklı. Tamamen normalken yapılıyorsunuz bir kere. Bu insanda kötü bir duygu yaratıyor. Sağlıklıyken. Evet. İkincisi koruyuculuğu hiçbir aşı için, Covid aşısı için de bunu söylemeliyiz. %100 değildir. Yani Covid aşısı olup da çok zor enfeksiyon atlatan bir sürü hasta mı oldu? Tabii. Her zaman her şeye eleştirel bakmak lazım. Bu bilimin temel dinamiği. Ama biz bunu yaparken bir takım sloganlarla ya da böyle yarım yamalak bilgilerle de aşılara saldırdığınız zaman tabii o işlerde, dengelerde pek olması gerektiği gibi olmuyor aslında. Peki tek korunma yöntemi aşı olmak mı? Birazcık da tabii kendimizi şöyle söyleyeyim. Mesela biz sizle şimdi konuşuyoruz. Ben yüksek sesle ve bağırarak konuşmaya başlasam benim ağzımdan çıkan partiküller size kadar ulaşabilir ve sizi enfekte edebilir. Burada mesafeyi uzatmak lazım. Daha az kısık sesle konuşurken bu mesafe biraz daha yakınlaşabilir. Ama toplu taşımalarda falan korunmak çok zor. Yani eğer siz omuz omuza gidiyorsanız mesela orada maske takmak bir süre için sizi enfeksiyona karşı koruyabilir. Her sene mi bunu yapacağız o zaman? Yok, her sene. Zaten çünkü böyle yaşıyorduk biz. Şimdi evet Covid'den önce ama de bakın, grip bu kadar vardı şiddetli, ama maske yoktu hayatımızda. Bu kadar, tabii bu kadar şiddetli gelmesinin nedeni 2 yıldır bizim onu unutmuş olmamız. İçimize sokmamamız aslında. Evet. Bir tane nedenlerinden biri bu. Zaten yine oluyordu aslında eskiden. Maske hayatımıza biraz Covid'le girdi. Evet. Yani maske eskiden de vardı. İşte 1918 İspanyol gribinde de maske vardı. Hatta böyle duvarlara maske, ya maske takmayanların hapse girdiğini biliyorum Amerika'da. Yani tarih bunu yazıyor. Evet. O zamanlar da maske vardı. Ama maske tabii çok palyatif bir şey. Yani çok Justinian salgınlarından beri olan bir şey. Birkaç önemli şey el yıkamak mesela. Bu çok kritik bir şey. Çünkü influenza'yı da elle bulaştırıyoruz. Hapşırırken böyle elimizi kapattığımız zaman elimize gelen virüsü sonra burayı tutuyorum, sonra bunu tutuyorum. Ondan sonra işte ne bileyim sizinle tokalaşıyorum. O sırada virüsü size geçirebiliyorum. Tabii. Mesela çok basit bir önlem. Şöyle kapatmak lazım. Yani kullan tabii şöyle yaptığınız zaman oradaki virüsün dağılması çok daha düşük olasılık. Yani bu ve bunun gibi bir takım önlemlere uymak lazım. Ama kaçınılmaz olarak da grip oluyoruz yani. Öyle olunca da dünyanın sonu değil. Yeni ilaçlar da var. Erken dönem başlandığında gripin uzun yıllardan beri kullandığımız ve oldukça etkili olacak olan ilaçları var. İlk hasta olduğumuzun birkaç günü evden çıkmamak. Mesela bunların hepsi önlem aslında. Dinlenmek değil mi aslında yani, en önemli şey? Yani biz daha önce hatırlarsanız bu Covid içimize bu korkuyu kaçırmadan yani grip olduğumuzda aslında bazen mesela bilmiyorum siz de benim hoşuma bile giderdi. Yani battaniyeye sarınırsınız, evet. Elinize bir uzaktan kumanda evet. alırsınız, film seyredersiniz. İşte nane limon kaynatırsınız, evet. Ne bileyim böyle bir sıcak çorba. Gevşersiniz evet. filan işi düşünmezsiniz bir süre. Şimdi bir de içimize böyle bir korku düştü evet. işin doğrusunu söylemek gerekirse. Evet. Covid bizi bayağı korkuttu. Çok ezberimiz bozuldu değil çok mi? Çok ezberimiz bozuldu. Bir de ben şeyi de çok sevmiyorum. Hem çok ezberimiz bozuldu hem de programın başında sizin söylediğiniz gibi çok doktor olduk hepimiz. Yani evet. çirkin bir yerden söylüyorum bunu yani. Ama çok biliyoruz, çok yorumumuz var. Doğru. Çok müdahiliz birbirimize. Bunun mu ki bilmem ne kullanırsan iyi olur falan al mutlaka bana çok iyi geldi. Hani eskiden de vardı bu ve bütün uzmanlar derdi ki lütfen komşudan değil eczaneden ya da doktorunuzdan alın bilgiyi diye. Şimdi çarpı 100.000 oldu sanki gibi çok değil mi? Çok haklısınız. Bizim sizin tarafınızdan söylediğinizin farklı bir şeyini ben de kendi tarafımdan söyleyeyim. Çok haklısınız. Biz de bir anda kendimizi büyük tıp otoritelerinin yerine koyduk. Halbuki bizim yapmamız gereken şey kanıtı olan bilgiyi evet. halkın anlayacağı bir şekilde halka aktarabilmek. Yani bizim kişisel fikirlerimiz diye bir şey olmaz bilimde. Yani evet. siz bir şeyi
yaratıyorsanız ya da bir bulguya sahipseniz bunun bir bilimsel makalesi olur. Yazarsınız. İşte bir hakemli dergi bunu yayınlar. Dersiniz ki benim kanıtım bu. Burada da yayınladım. Şimdi hepimiz otorite olduk aslında. Öyle bir şey de yok. Tabii. Biz de çok şeyi sevdik. Biraz karıştı birbirine. Yani bu spotları sevdik aslında. Öyle olunca böyle müthiş bir kakafoni çıktı. Evet. Yani o da aslında iyi bir şey değil. Evet. Yani eskiden hiç enformasyonumuz yoktu. Şimdi aşırı enformayız. Ama bu aslında biraz bu iletişim çağının da bir sonucu. Evet. Çünkü yani her konuda öyleyiz. Ben de mesela hiç anlamadığım bir şeyde tak Google'lıyorum, bakıyorum. Hemen buluyorsun. Bakıyorum. Arabanın bilmem neresi bozuldu, bakıyorum. Sonra gidip ustaya diyorum ki ama bu böyle değil mi diyorum. Ulan diyor adam geldi, doktor, iç beş... Ama öyle hissediyorsunuz. Evet evet doğru söylüyorsunuz. Çünkü şöyle de oluyor. Arabayı tamire verdiğimde benim hissettiğimi hasta bana geldiğinde aynısını hissediyor. Ya adam diyor ki mesela bu jisini değiştireceğiz diyor. Ya diyorum niye bu jisini değiştireceğiz? Doğru mu dedi acaba? Şimdi arabaya bir şey mi yapar falan. Hemen bakıyorsunuz. Aynısı bizde de oluyor. Yani evet. Şu ilacı kullan. Ya dur bakayım ama ben baktım bu ilaca falan oluyor. Orada ustayı ne kadar sinir ediyorsam ben de eminim birilerini sinir ediyorum. Burada önemli olan iyi iletişim kurmak. Yani bizim bunu sağlamakta biraz eksiğimiz oldu. Evet, yani çok bilmek ya da çok bilimsel olmak, çok iyi hekim olmak, iyi empati kurmak, işte iyi iletişimci olmak, bilgiyi doğru aktarmak filan yeteneği de vermiyor size aslında. Doğru söylüyorsunuz. Yani şimdi böyle birkaç özür dilerim sözünüzü. Tamam, birkaç tane şey var kafamda. Bu RSV nedir? Ona bir değinmek istiyorum. Ne fark? Yani gripin güncellenmiş hali midir o RSV? O bir retrosinsitiyal virüs denilen bizim öteden beri bildiğimiz virüs solunum yolu enfeksiyonu. Ha yeni bir şey değil. Hayır. Bunların bazı yazılar çıktı. Birlikte hareket ettiğiyle ilgili influenza ile RSV'nin filan. Evet. Bunlar tabii çok ham bilgiler. Nasıl COVID-19'da da biz bir sürü şeyi de çuvalladıysak tırnak içinde. Evet. Yani bir sürü şey böyle olmalı dedik. Süreç içerisinde öyle olmadığını anladık. Bilim öyle bir dinamik. Bunları böyle gündeme getirirken o nedenle hani insanları korkutmaya yönelik de çok konuşmamak gerekiyor. İyi anlatmak gerekiyor. Yani bu zaten var olan bir virüs. Nasıl influenza'nın girmesine izin vermediysek pandemide bunun da girmesine izin vermiyor. İkisi de biz maskeleri kaldırınca meydanı boş buldular. Bunların evet. Matematiksel olarak bir arada olma ihtimalleri daha fazla. Şimdi COVID-19, RSV, influenza. Bu üçlü sacaya bazen yine istatistiki olarak aynı kişide de enfeksiyona neden olabiliyor. Anlatabiliyor evet, muyum? Evet, çok yani önemli. Öyle olunca bu çok şaşılacak bir durum değil. Bu dönem geçecek. Mart, Nisan gibi yavaş yavaş havalar düzelecek. Bu virüsler zaten... Dedim ya Eylül başında hayatımıza giriyorlar, Mart, Nisan gibi çıkıyorlar. Tek farkı öksürüğü sormak istiyorum. Anneler arasında uzun çok konuşuluyor. Tabii. Evet, yani diyor ki mesela öksürük geçmedi. Artık biz böyle o meşhur anne grupları, yazışma gruplarında vallahi diyoruz öksürüğü ama yolladım okula artık diyor mesela aynen bir tanesi. Aynen öyle tabii. Öbürü de diyor ki yani öksürük artık nazar boncuğu ona yapacak hiçbir şey yok. Eskiden mesela hatırlıyorum ilk başladıklarında geçen sene biri öksürerek gelse gruptan hemen yalnız öksüren çocuk okula gönderilir mi bilemedim falan diye mesajlar laf yazarlar. Laf doğru. Manidar paylaşımlar. Şimdi artık hepsi böyle aman öksürsün hiç önemli değil okula gitsin şeklinde. Şöyle bir şey var aslında şunu kabul edelim yani öksürük vücudun bir savunma mekanizması. Değil mi? Tabii yani. Kalp krizinde bile ne kadar anlamlı bir yeri var. Tabii yani şeyin sekresyonun, enfeksiyonun akciğerlerden atılmasını sağlıyoruz. Evet. Bunu suprese etmek, baskılamak da her zaman çok doğru değil. Bu bir. İkincisi şunu biliyoruz ki üst solunum yolu enfeksiyonlarında özellikle influenza'da, RSV'de daha da fazla olabilir. Uzun sürüyor. Özellikle kuru öksürük benzer durum. Evet. Covid'de de sürüyor. Evet. Yani öyle çok olunca benzer. Böyle her şey düzeliyor, pis bir öksürüyorsunuz. Yani bu da sizi canınızı sıkıyor. Yoruyor, uyutmuyor. Uyutmuyor, bir de karşınızdakini de irrite ediyor. Evet. Ya adama bak işte öksürüyor, gelmiş burada benimle konuşuyor evet. falan diye çocuklar için benzer durum. Ama çocukları okuldan uzaklaştırmak felaket bir şeydi. Bence de. Yani onların gelişimi için düşünsenize. Dikkat, konsantrasyon yetenekleri son derece nasıl sınırlı düştü? Olan çocukların evet. Uzaktan eğitimle okuma yazma öğrenebilmesi mümkün mü? Aslında. Yani dolayısıyla
hiç her şeyden biz vazgeçebiliriz. Her enfeksiyon için. Tabii yani hani ekonomik şeyleri falan. Ben çok at gözlüklü bir adamım. Tıp gözlüğüyle bakarak söylüyorum. Ama eğitim bambaşka bir şey. Çünkü öteki önlemler günü kurtarıyor ama öbürü geleceği kurtarıyor. Yani öksüren bir çocuğu okula yollamalı mıyız? Yani şöyle, enfeksiyonun ilk günlerinde bulaş en çok oluyor. O günlerde evde tutmak lazım. Tamam. Zaten bir zaman sonra çocuk düzeliyor, ateşi düşüyor, hareketliliği artıyor filan. O zaman bulaştırıcılığı da yok. Bitti. Bitiyor. Yani Covid'de de benzer durum söz konusu. Yani o zaman siz bir ay öksüren çocuğu bir ay evde mi tutacaksınız? Bazen gerçekten 15-20 gün öksürüyor bu çocuklar. Yani o nedenle birazcık daha beden dili okumak. Evet. Çocuğun evet. bir enerjisini kontrol tabii etmek. Şunu, tabii siz harika bir annesiniz. Yani ve hani o koruyuculuk duygusunun ne olduğunu çok iyi biliyorsunuz. Birçok ebeveynde de aynı şey var. Hani çocuğa bir şey olacak korkusu var. Bu kadar öksürük konuşunca ben de öksürebilirim. Ama bir taraftan da hani biraz herkesin doğal olarak kendi yolunda gidiyor olmasını da bir yandan sağlamak lazım. Bizim kuşağın, siz tabii ki benden sonrasınız ama bizim kuşağın hastalıklı bir tarafı. Böyle biz helikopter aileleriz. Böyle evet. çevresi üstünde dolaşıyoruz ben çocuğun. Ben de birazcık öyle olabilirim ya. Çok ya, öyle. Ben yani de şeyi öyleyim. Seviyorum. Çorapsız, atletsiz büyüttüm ya, iki çocuğumu. Sonra da. Benim oğlum koskocaman avukat oldu. Çok iyi bir hukuk firmasında, çok iyi bir pozisyonda çalışıyor. Affedersiniz, koskocaman adam yani. Ama hala ben işte gece geç oldu, niye hala ofistesin? Niye bu saatte çık? Ya baba diyor, işte büyük bir devir yapıyoruz. Bunun için bizim orada olmamız lazım. Tamam ama yani hani ne bileyim dışarıda yağmur var falan. Hala ondan kurtulamıyoruz. Evet. Benim annem 88 yaşında hala bana telefon edip çok çalışma. Yine geceleri çalışıyorsun, oraya gittin, seni bilmem nerede gördüm, ama yok Adana'da konuştum. Ya. Evet işte ama böyle bir koruyuculuk var üzerimizde. Evet. Biz bunu yapıyoruz. Evet. Bu arada yönetmenimden ihtar aldım. Öksürürken yanlış kapatmışım ağzımı. Ceyhun Beyciğim böyle yapmamışım. Şimdi ekranda böyle yapamadım yani. Böyle yaptım. O yüzden çaktırmadan buna bir kolonya verir misiniz lütfen? Elimi bir silivereyim evet, şimdi. Evet bakın önemli bir şey söylediniz aslında. Mesela o çok önemli. Bak. Bunlar iyi alışkanlıklar. Çantamızda dezenfektan bulundurmak. Var artık. Mesela. Evet var. Bunlar kaldı. Zaten hiçbir pandemi dünyayı aldığı gibi bırakmadı. Çok mutlaka şey değiştirdi. Ya. Evet. Düşünsenize o veba salgınları insanlığın ruhuna işledi yani. Evet, çok şey öğrendik gerçekten. Evet, çocuklarımız da çok şey öğrendi. Peki öksürünce hastalığın ilk günleri ise buna bakıyoruz, okula yollamıyoruz. Baktık bedeni biraz hareketlendi ve enerjisi yerine geldi. Öksürse bile yollayabiliriz. Evet bence öyle. Sosyal mesafemize gene bağırarak olabildiğince, konuşuyorsak dikkat ediyoruz. Yakın duruyorsak tükürük saçmadan konuşma ses tonunda konuşuyoruz birbirimizle. Evet. Toplu taşıma kullanıyorsak maskemizi bir müthiş, takıyoruz cebimizde. Müthiş bir özet oldu. Değil mi? Evet. Ve çantamızda mutlaka yine de ellerimizi temizleyebileceğimiz, anında steril edebileceğimiz bir şey tutuyoruz. Müthiş bir özet oldu. Ona ek olarak şunu da söyleyelim. Yani bunları olmayacak diye bizim bir köşe yastığı gibi evlerde bir oturup da bir hayat sürdürmemiz de mümkün değil. Bunu da unutmamamız lazım. Yok ben zaten sosyalleşmekten yani, uzaklık diye bir şey. Ben bu arada kolonyayla hemencecik pıs pıs pıs. Yapıldı. Arkadaşlarımı hemen veriyorum. Temizledim çok örnek kendimi. Bir davranış güzel sergilediniz. Oldu. Müthiş oldu. Bir de şöyle bir şey var. Yaşlılarla erkek şeylerin, gençlerin beklentileri birbirlerinden farklı olabiliyor. Evet. Yani gençler daha çok hayatın içinde, daha gelecek kaygısıyla, daha çalışarak, işte dünyevi olarak para, pul filan. Yaşlılar birazcık daha işte sağlık filan. Orada da bir şey tabii daha oluyor. Daha da tedirgin olabiliyorlar. Ama mesela biz yaşlıları çok tıktık evlere pandemide. Yani hani onlara bir şey olmasın diye ve onları çok sevdiğimizden şüphesiz. Ama onların biraz ruhsal olarak çökebileceklerini biraz ıskaladık gibi geliyor. Evet. Mesela ben kendi ebeveynlerimde birazcık o konuda kendimi suçluyorum. Yani hızlı çok yaşlandılar hızlı değil mi? Yaşlandılar. Çok doğru terim o işte hızlı yaşlandılar. Evet hızlı yaşlandılar. Aslında hepimiz belki biraz hızlı yaşlandık. Çünkü yaşamdan ne kadar ayrı koparsan yapacak o kadar bir şey evet. kalmıyor. Evet. Bu şey gibi yani beden hareket etmedikçe hareket etmeyi unutuyor. Dolayısıyla da bence de hızlı yaşlanma diye bir durum yani söz konusu o sırada oldu. Kafayı bir şeye çok iyi takıp
Hani üretken olabilmenin yolu o. Biliyorsunuzdur Newton en büyük veba salgını sırasında Londra'da üniversite kapandı diye yazlığa gittiğinde kafasına elma düşüyor ve yer çekimini buluyor. Yeah. Pandemi nedeniyle okul kapalıyken. Evet. Yani o sırayı da çok üretken hale getirenler oldu ama bunu herkes için söyleyemeyiz evet. Kuşkusuz. Benim de en ürettiğim dönemlerden biriydi pandemi ama herkes için öyle olmadı. Herkes peki burada size bazı sorular soracağım. Bir, ben hani böyle yapıyorum, doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum? Hazır uzman bir doktor bulmuşken bunları hep beraber soralım derim. Çocuklarım hasta olduğunda ben onlara çok yemek yedirmeyi sevmiyorum. Ne kadar canları istiyorsa o kadar yemelerine izin veriyorum. Hatta olabildiğince de likit tüketmelerini tercih ediyorum. Daha çok çorba ile beslenmelerini istiyorum. Tabii ki besleyici bir çorbadan bahsediyorum. Hatta grip çorbası diye bir çorbamız var bizim evde. Buğdayla yaptığımız, kendi domates soslarımızla, yazdan hazırladığımız domates soslarıyla bol naneli. Hatta ben çaktırmadan bir tarçın kabuğu atıyorum içine. Güzel böyle zencefil, zerdeçal, karabiber rendelediğim. Güzel bir çorbamız var bizim. Bunu bol bol tüketmelerini istiyorum. Bol ıhlamur. Güzel bir bal karışımım var işte. Zencefil, zerdeçal, karabiber, limon kabuğu, limon suyu böyle karıştırıyorum. Onu yiyorlar. Öyle bir anlattınız ki şimdi her hasta olan size gelecek. Vallahi çok bunun seviyorum bunları şeyini, ama. Tarifini verin televizyonda. Değil mi? Açık. Şimdi söyledim verin. Yazarlar onlar. Ben sosyal medyadan da vereyim. Pekmeze çok güveniyorum, seviyorum. Yani pekmez sonuçta glikozdur. Bunlar anneannem usulü. Siz uzman olarak nasıl bakıyorsunuz? Vallahi yani beslenmeye. Hani beslenme konusunda çok uzman biri olmadığım anlaşılıyor. Ama şöyle söyleyeyim. Yani tabii ki doğal yollardan doğal beslenme muhteşem bir şey. Bu sizin demin anlattığınız da harika. Çocuklara zaten yemek istemediklerinden fazlasını hiçbir koşulda vermemek evet, gerekir. Ama hasta olunca daha da bir iştah kesiyor ve evet, anneler de hep evet. Bir yedirmek istiyor ya. Ama bunun ya. Çok uzun süre bir hafta 10 gün en fazla hani bunun zaten enfeksiyonun süresi belli çocukta. Yani alelade bir virüs solunum yolu enfeksiyonunu bahsediyorum. Tabii. Hani buralarda böyle çok sihirli formüller de uygulamak gerekmez aslında. Biz hep şöyle düşünürüm yani biraz fazla... tek tek besinlere falan fazla anlamlar yüklüyoruz. Bu biraz da işte bu bağışıklığı güçlendirelim, ne bileyim işte bunun için şunu yiyelim, şu besinde çok acayip bu var, bunda çok acayip bu var gibi bir takım yönlendirmeler yüzünden de oluyor. Yani size bir sır vereyim. Amerikan Diyetisyenler Derneği geçtiğimiz yıllarda bir şey yayınladı. Diyet önerisi. Evet. Bu aslında pandeminin o kargaşası içerisinde biraz da güme gitti. Bayağı detaylı ve güzel bir şeydir. Ama özetini söyleyeyim lütfen. Size. Kural bir, rengarenk yiyin. Evet, yani, renkli tabak. Renkli tabak. Yeşil, işte kırmızı sarı. Kavun içi neyse. Evet. İkincisi, kırmızı et yerine baklagilleri tüketin. Evet. Olabildiğince. Üçüncüsü, bir iki haftada yiyebilirsiniz balık yiyin. Karbonhidrat olarak hani ekmek, hani tahıl ekmeği falan onları seçebilirsiniz. Yani aslında herkesin sonunda söylediği bir çeşit Akdeniz tipi diyet. Evet. Yani biz çok şanslıyız o anlamda. Dolayısıyla bizim hiç böyle dışarıdan supplementlere, işte ne bileyim vitaminlere, şuna buna hiçbir ihtiyacımız yok aslında. Son sorum da olacaktı. Avuç avuç vitamin yok. İçiyor i̇nanın grip bana, olan. İnanın, neden? İnanın gıda bana. Gıda takviyesine niye düşüyoruz? C vitamini ile ilgili bir tarihi mit vardır aslında. biraz ondan ama C vitamininin enfeksiyonlarda o kadar da belirleyici bir rol oynamadığı biliniyor artık. Evet. D vitamini ondan daha önemli bir rol oynuyor. Hmm. Nitekim COVID-19'da D vitamin düzeyi düşük olanların enfeksiyona yakalanma ve daha ağır seyretme riskinin daha yüksek olduğuyla ilgili farklı ülkelerden, işte Amerika Birleşik Devletleri'nde, Boston'dan, Chicago'dan, İtalya'dan, ilk başlarda Çin'den çok önemli yayınlar çıktı. D vitamini önemli. Hı hı. C vitamininin de tabii elbette çok büyük önemi ama bunu böyle devamlı kullanmak çok da böyle büyülü bir şey değil. Bir de yine orada da yazıyor, başka yerlerde de bunun kanıtları çok. Bir şey alacaksanız doğal yolla alın. Yani hı. Limondan aldığınız C vitamini hiçbir şey hap de olarak yok. Aldığınız hiç evet aynen öyle hiçbir şey de yok.
Yani biraz bunu bilerek davranmak lazım. Bir de şunu unutmamak lazım. Milyarlarca dolarlık bir sektörden söz ediyoruz. Evet. Yani Amerika Birleşik Devletleri'nde her iki Amerikalı'dan biri bunlardan kullanıyor. Türkiye'de öyle. Türkiye'de bir de anormal bir merdiven altı üretim var. Çok. Yani Eczacılar Birliği'nin yaptığı çalışmaya bakarsak Türkiye'de online satılan ürünlerin %80'inden fazlasında içinde ya o etken madde yok ya da bahsedilenin çok altında var. Şimdi zaten bunlara niye alet oluyoruz? Zaten ücreti de düşük olunca orada evet, bir korkmak tabii, lazım. Yani markası ben iki şey söylüyorum. Bir bilinen markalara gidin. Yani evet. bunu söylemek doğrudur tıbbi açıdan. Başka açıları bilmem. İki, yani bu işi bir eczaneden alın. Yani evet. ben çünkü eczacılara da bu anlamda büyük rol düştüğünü. Evet. Bugün mesela NTV'de haber vardı. Zayıflamak için bir ot almış Aktar'dan bir kızcağız karaciğer komasından. Ah. Tabii yani hani sonradan kurtarıldı mı falan onu bilmiyorum ama. Umarım yaşıyordur. Şey yok ya, ben öyle şeyler gördüm ki bal mesela. Anzer balına benzetmek için melamin, bilirsiniz melamin tabii tabakları. Ki. Onu un haline getirip balın içine katıyorlarmış. Yani düşünsenize. Melamini. Evet. Yani bütün bunların olabildiği bir dünyada. Sadece Türkiye'de olur demiyorum. Bu eminim dünyanın birçok yerinde de oluyordur. Bunlara çok fazla itibar evet. etmemek lazım. Yani sağlıklı besle. Hele biz Akdenizliyiz. Yani düşünsenize biz manavdan almayacağız da kim alacak mevsiminde yani? Tabii. Yani Türkiye'deki manavlar gibi manav kaç ülkede gördünüz? Yani Türkiye'de değil, İstanbul'daki manavlar da birazcık saçmalamaya başladı. Çünkü mevsiminde sebze meyve dışında da her şeyi satıyorlar. Ben şimdi yani Aralık ayındayız. İki gün önce oğlumla karpuz kavgası yaptım. Görüyor karpuzu, diyorum ki oğlum karpuzun mevsimi değil. Evet. Satıyor diyor. Oğlum diyorum satmıyor, gerçek karpuz değil. Anlatıyorum yani bu mevsimde olan karpuz karpuz değil. Şimdi çocuklar da mevsimin sebzesini meyvesini öğrenemiyor ki, her şeyi satacağız diye böyle bir garip de bir düzen var. Orada da işte mevsimin sebzesini meyvesini takip etmek çok kıymetli gerçekten. Kesinlikle. Önemli. Kesinlikle. Biraz bakmak lazım yani. Efendim size ayırdım deftere, sayfamıza. Bir cümle yazmanızı rica edeceğim. Tamam. Çok teşekkür ben ediyorum. Ben de çok zevkliydi. Geldiğiniz için çok kıymetlisiniz. Bu kadar hızlı anlayıp dönen biriyle olmak da çok güzel yani. Yaşasın. Size bir soru soracağım. Lütfen. Bunun cevabını sosyal medyada yayınlayacağız. Tabii ki. Ondan sonra da programı kapatacağım Tabii. izninizle. Aslında böyle toparlamaya çalışıyorum tam olarak böyle sosyal medyada da insanların sizi dinlediğinde tam böyle idrak edebilecekleri şekilde söylemek lazım. Biz bu virüslerden neden korkmamalıyız? Ezber bozalım biraz istiyorum sosyal medyada. Biz hep korkuyoruz ya artık. Bunun cevabını programdan sonra kameramızla çekeceğiz. Çok teşekkür Peki, ederim. Ben de çok teşekkür Ayağınıza ederim. Ayağınıza sağ olun. Efendim. Oturabilirsiniz, hemen kapatacağım. Tamam. Pardon, ben teşekkür edip kapatacağım. Yok. Çok teşekkür ederim katıldığınız için. Ben de çok teşekkür ederim. Çok naziksiniz. Efendim unutmuşuz. Covid bize unutturmuş birçok şeyi. Yeni şeyler öğretmiş. Evet, kendimize daha iyi bakmayı, daha steril yaşamayı, daha imtina etmeyi belki sağlığımıza. Ama aslında her sene sonbaharda gripin evimize geldiğini bize biraz unutturmuş ya da artık korkuyoruz. Ben böyle düşünüyorum. Ama yapabilecek çok şey var. Doğru beslenmek ve yine biraz daha imtina etmekle alakalı demek ki. Çok güzel bilgiler aldığımızı düşünüyorum. Bir başka bambaşka sohbetlerde yine birlikte olacağız. Hoşçakalın. Bir doktor hayata ve hastalıklara dingin ve doğal bakarsa bence hastalığın ömrü de kısalır. Mustafa Bey'in sakin yorumları hastalıklardan ve virüslerden bıktığımız şu zamanda ilaç gibi geldi. Tabii her sene grip aşısı yeniden tasarlanıyor. Hmm. O yüzden her sene o grip aşısının koruyuculuğu farklılık gösteriyor. Ve sayfasının satırlarını şöyle tamamladı. Sağlıklı toplum ve birey olmak yolunda topluma kattıklarınız için teşekkür ederim. Çok zevkli bir programdı.